Hadi bakalım, sıhhatler olsun. Heh. Eyvallah. Sana bir şey söyleyeyim mi? Var ya, 10 yaş genceldin ha. Hadi bakalım, güle güle. Hadi güle güle. Cemşir. Cemşir diyorum kurban. Duymuyor musun? Kusura kalma kurban, duymadım. Ne oldu? Güllü'yü ikna edebildin mi avukat konusunda? Ha, ettim. Ettim etmeyi ama Güllü'nün avukata verecek parası kalmamış. O Orhan denen şerefsiz soymuş, soğana çevirmiş kızı. Çiftliğe bile haciz gelmiş, işte. Ne diyorsun? Ya, sureti gitti, laneti kaldı. He. Ama Cemşir, şimdi Güllü koskoca bir çiftlik sahibi değil mi? Toprakları var, fabrikası var. O bir hal çaresi bulacaktır kurban. Bence sen boşuna endişeleniyorsun. Doğru diyorsun Reşit de, vaktimiz kalmadı. Oysa usulüne uydurup Hamza'mı kurtaracak avukat da bulmuştum. Ama adam benim babamın oğlu da para ister işte. Hay Allah ya. Ne yapmak lazım ki? Cemşir. Kurban. Akıl ne diyor biliyor musun? Ne diyor işte? Akıl diyor ki sen bir tefeciden borç alsan. He? Bak böyle bir adamın buralarda olduğu benim kulağıma çalınmıştı. Herifçioğlu büyük miktarda paraları borç veriyormuş. Ha? Ne dersin? Nerede bu tefeci? Sultanım, değil mi bu? Kolizer Hanım! Sinliydin, Hafız Efendi ödümü kopardın ya. Bir kusur işlediysem affımı rica ederim. Neyse canım, sizin yabancı sayılmazsın. Affedildim. Yabancı değilim, değil mi? He? Hayırdır? Bir şey almaya mı indiniz şehre? Yok. Birini görmeye geldiydim. Kim acaba? Kimi göreceydiniz? Canım birini işte. Sevindiniz mi bari onu gördüğünüze? He, çok sevindim. O da sevindi mi sizi gördüğüne? Sevinmiştir zahir. Neyse, ben müsaadenizi rica edeceğim. Size hayırlı işler. Diyemedi. Seni görmeye geldim diyemedi. Utandı. Gülizar. Canım benim. Hoo, Hafız Efendi. Erkencisiniz bakıyorum. Erken kalkın, erken yol alır derler. Ha, gene işe mi koyulacaksın? Var ya, bu gidişte 2 güne kalmaz. Yemin ediyorum, köşeye dönecek bilin ha. İşe değil. Ya nereye? Çitliğe. Gülizar hanımefendiyle konuşmaya gidiyorum. Hoppala! Nereden çıktı gideşinlik bu? Öylesine birden aklıma geldi. Gülizar hanımefendi dün şehre beni ziyarete geldi. İade-i ziyaret yapmak lazım değil mi? Konuşmak, anlaşmak. Yakında da düğün olduğuna göre. Ya Hafız kardeşim, Allah Allah. Birazcık süratli gitmeyin diyor. Bu işler aceleye gelmez ki ne? Acele etmeyeyim de neden? Artık elim ekmek tuttuğuna göre ne yapacağım? Acele edeceğim tabii. Hafız bak diyorum ki ne ben sana. Acele şey şeytan karışır. Öyle değil mi kardeşim? Hem sen hiç düşüneyim mi kardeşim? Sen bizim evde kalıyorsun ha. Haberin var mı? Ha, he ya. He ya. Niye kalıyorsun bizim evde? Ben sizin evde kalıyorum. Bizim dam
Akıtır, ondan yapamadım da. Senin damın damlarken, evinde dirlik düzen yokken sen kalkıp gidip Gülizar Hanım'a izdivaç teklif edeceksin. Hiç öyle şey olur mu? Allah'ına konuş Pakizem. He, vallahi doğru söylüyor. Doğru diyor mu lan? Vallahi doğru söylüyorum, bilin ha. Ben de doğru diyorum. Benim de gönlümü açmam lazım. Arzı meram etmem lazım. Kardeş gene git gönlünü aç. İşte arzı meram et, öyle der mi? O zaman ben gideyim. Öyle der, kurban oldum. Mektup yaz. Sevda mektubu mu? Senin gibi böyle boylu poslu, yakışıklı, elleri kalem tutmuş, dili mürekkep yaramış bir adamın yazdığını yemin ediyorum bir çırpıda okur o kadın var ya. Yanlış mı söylüyorum Pakizem? Bir konuş hele. Namaz mı? Efendim canım ciğerim. Sen hiç belli etmiyorsun ama sanki aklın çalışıyor gibi. Yani ben hemen gidip kalem kağıt bulayım. İyi halt ettin. Ha? Bir de ben öpüyüm ya. Aziz endam alayım. Hele bir mektubu yazsın da gelsin, kolay dur bakalım. Güzel hurim. Güzel hurim. Canım mele, canım mele. Canım meleğim. Aşkının ateşinden bağrım çöllere döndü. Aşkının ateşinden bağrım çöllere döndü. Bağrım çöllere döndü. Gönül kuşu uçup gitmek de gözlerinin Baba. Hayalinde. Uçup gitmek hevesinde gözlerinin... Sana sesleniyorum kabak. Duymuyor musun? Öyle birden korkuttun beni. Çirkin gibi usul usul gelip sokulunur mu hiç? Hayırdır? Sen burada böyle kendi kendine istida yazdığına göre bir derdin var. Varsa var. Sana ne? Çok ayıp oluyor ama kabak. İnsan evladı gibi soruyoruz değil mi? Bakalım neymiş. Güzel Nurim. Kabak. Hurim. Ha. Güzel Hurim. Canım melekim. Vay vay. Aşkının ateşinden bağrım çöllere döndü. Vay vay vay, senin yavuklun mu var? He var. Olamaz mı? Yok canım, gözümüz yok. Dünya arep bacımız olsun ya. Bak, sevindim vallahi. Sen de bir öğrenmişsin, varsa var, varsa var. Ya kabak ya. Sen bana bir bak hele. Bende hiç sevdadan anlamayan bir adam tipi var mı? Sen ne? Anlıyor musun yani? Aramızda kalsın. Evli barklı adamım ama geçen sene benim de gönlüm bir güzele kaydı. Esa mı söylüyorum? Ha? Yani benim durumum kebin. Ama kabak, öyle bir dilber, öyle bir işvebaz, öyle bir avrat ki sorma gitsin. Bu avrat var ya, hem böyle kafalı, hem böyle çok güzel, hem de biliyor musun, böyle etine metine dolgun bir avrat. Böylesini var ya, arasan bulaman. Vallahi tıpkı benim yavukluğumu anlatıyormuşsun gibi. Ya, biliyor musun kabak ya? Sevda böyledir işte. İnsana sevdiğini böyle dev aynasında gösterir. He. Neyse, sen şuradan bana bir dürüm sarı ver hele. He. Kabak, senin bu yavukluğunu ben tanıyor muyum? Tanıyorsun ya, ama adını söylemem sana. Niye ki? Neme lazım?
Belki nazarın dokunur değil mi? Yok canım. Ne nazarım dokunacak ya? Sen de hele de. Reşit! Reşit de yok. Gelirim, gelirim. Aha. Bu da benim karı. Bir bak Allah aşkına. Şuna avrat demek için bin şahit istemez mi? Bir bak. Hadi sen de be adam, yürü. Tamam, gelirim. Git sen. Baba. Hadi yürü. Ben bununla yaşıyorum işte. Hadi git sen, geldim. Yürü. Kimi bu ye? Zalalım mı yani siye? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.